Spor Ajansı'na devam ediyoruz. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Mahmut Alparslan Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Taner Karaman bizimle birlikte. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk Ceyda. Teşekkürler. Gündem oldukça yoğun. Tabii kulüpler bir yandan transfere dair hamlelerini gerçekleştirirken diğer yandan bu hafta temsilcilerimiz için Avrupa Haftası da başlıyor. Fenerbahçe Lugano maçı için geri sayımda iyi bir hazırlık dönemi geçirdi Fenerbahçe. Yeni hocasıyla birlikte yapılacak takviyelerin de netleşmesiyle birlikte hem sezona hazır hale gelecek ama öncesinde tabii ilk durak Lugano maçı. Kayıpsız geçmek isteyecek Fenerbahçe bu karşılaşmayı hocam. Hazırlık süreci sizin için nasıldı Fenerbahçe? Lugano maçı için kağıt üzerinde tabii ki çok kaliteli bir kadrosu var. Ben sürprize izin vermeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ve Mourinho'nun hocanın. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Valla şimdi nasıl geçti dersek Fenerbahçe'nin hazır bir kadrosu var. Öyle de o takviyeleri yaptılar. Çok fazla bir değişiklik var mı oyun düzeninde? Yok. Geçen sezonki oyun düzeni klasik zaten. Herkes hemen hemen aynı oynuyor. Burada ilk resmi maç. İlk resmi maçlar her zaman için biraz ismi ne olursa olsun bir 15-20 dakika sizi böyle bir sıkıntıya sokar. Ondan sonra da üst seviyedeki takımlar, kapasitesi yukarıda olan takımlar ve oyuncu kalitesi yukarıda olan takımlar her zaman sizi alır taşır. İlk resmi maçlar tekrardan söylüyorum biraz zorluk derecesi değil de başlangıç derecesinde böyle bir 15 dakika falan böyle dersiniz olur mu? Fenerbahçe büyük olasılıkla %95 rakip sahasında oynayacak bir görüntü verecek. Çünkü o tarzda bir takım var. Geçen sezon nereden bıraktıysanız ilk devreyi göz önüne getirdim. Sezonun ilk başlangıcını aynı o şekilde bir tempo var. Ve bunun da çok üzerine çıkacaklar. Alınan oyuncular, gelen oyuncular onu gösteriyor. Yani ben yarınki maçtan çift taraflı olarak çift ayakta düşünürsek iki maçtan da Fenerbahçe'nin galibiyetle kapatacağını düşünüyoruz. Burada tabii stoper hatları belli, bekler belli. Tabii eksik demeyelim onu. Milli takımdaki olanlar geldikten sonra ne olur onu bilemiyoruz ama daha da güçlenecek. Yani Ceyda nereden söyleyeyim Fenerbahçe'nin her tarafı dolu. Yani boş olan bir taraf yok. Aa şurası eksikti falan diyeceğiniz bir taraf yok. Hakikaten çok fazla. Ha belki işte Fred'in yanına birisini arıyorlar eder mi? İşte İsmail'iniz var. İşte Kruniç'iniz var. Yani var da var. Her taraf çok kalabalık. Önemli olan ilk maçta dün düdük çalındıktan sonra Fenerbahçe'nin performansını ondan sonra. Çünkü zorluk derecede resmi evet. Maçlarda belli olur. Ben hayırlı olsun diyorum. İyi bir başlangıç bekliyorum ve iki maçtan da galibiyete döneceğini düşünüyorum. Yani hem dışarıda hem içeride. Peki bir hemen kadrosunu Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu bir ekranlara getirelim. UEFA'ya bildirdi listede kamp kadrosunda kimler var Fenerbahçe'nin bir bakalım. Kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Caneri Bayat ve Ertuğrul Çetin. Defans hattında Çağlar Soyuncu, Alexander Ciku, Mert Müldür, Osterwolde, Bekao, İsmail Yüksek ile birlikte artık bu kaleciler evet. Devam edelim. Defans BK ile birlikte defans hattı da bu şekilde. Sonrasında orta sahaya geçtiğimizde İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, Radye Kuruniç, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın. Forvet, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osay Samuel, Cenk Tosun, Sen Maximen. Sen Maximen'in bir sakatlığı, darbeye bağlı bir sakatlık sorunu yaşadığı ama kamp kadrosunda yer alacağı da yine gelen bilgiler arasında bunu paylaşalım. Taner, bu isimler var. Olmayan isimlerle ilgili sorumu sormadan önce hemen onu da ekrana getirelim. Avrupa kadrosunda yer almayan oyuncular kimler? Bakalım kimi tercih etmemiş? Teknik direktör Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Luan Perez, Emre Mor, Zayt Crespo, Umut Nayır, Levent Mercan. Kadroda olmayan oyuncular. Evet, çok geniş bir kadro bu arada. Yani evet. Sen okurken yoruldun ve bu oyuncuların büyük bir bölümü de ilk 11'de oynayabilecek düzeyde oyuncular. Yani Mourinho'nun eli bu sene çok güçlü, çok rahat olacak. Aslında Fenerbahçe'nin son 2-3 sezonuna baktığımız zaman her sezon
Biz bu barkolarda A takımı, B takımı, C takımı diye kadro kuracak seviyede Fenerbahçe kadroları sayabiliyorduk. Kadroda olmayan oyuncular içerisinde örneğin işte Cengiz Ünder gibi. Beni çok şaşırtan Cengiz Ünder. Evet, yani transferi büyük konuşulan isimlerdi. Evet, yatırım yapıldı, para harcandı, daha fazlası bekleniyordu. Dönem dönem devreye girdi ama beklenenden daha az devreye girdiği için de eleştirildiği noktalar oldu Cengiz Ünder'in. Muhtemelen bir satışı gelebilir. Zaten tekliflerin olduğu konuşuluyordu ama iki Lugano karşılaşmasını da çok rahat geçebilecek zaten kadrolar. Lugano'nun Fenerbahçe'nin seviyesinin çok gerisinde kaldığı bir gerçeği var. Eğer rakibimiz işte Molde gibi bir takım olsaydı, biraz daha kuzeyden bir takım olsaydı, biraz daha böyle sezonu daha eskiden açmış, daha geriden açmış, daha rahat bir şekilde fiziken daha güçlü bir halde olan bir takım olsaydı bir altına bir çizgi atardım, bir dikkat derdim. Çünkü hatırlayalım işte Fenerbahçe'nin işte Molde'ye karşı oynadığı karşılaşmalar, Türk takımlarının kuzey ülkelerine karşı da oynadığı mücadelelerde genellikle bu elemelerde dahi zorluk çıkartan takımlar olabiliyordu. Ben Lugano'nun bu seviyede olduğunu düşünmüyorum. Young Boys'un gerisinde kalmış bir takım zaten ve performans olarak da ben Fenerbahçe'ye yaklaşabilecekleri kanısında değilim. Fenerbahçe'nin özellikle Hull City karşısında oynadığı oyuna paralel bir oyunla ve kadroyla sahaya çıkıp istediğini iki turda da, iki maçta daha doğrusu alacağı kanısındayım. Peki hocam, olan isimler, olmayan isimler. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu olduğunu hep altını çiziyoruz ama burada belki şaşırtıcı olan isim Cengiz Ünder. Çok büyük umutlarla geldi Fenerbahçe'ye. Zaman zaman golleriyle sahne aldı ama hep düşük performansıyla, beklenenin altında olan performansıyla konuşuldu aslında. Saman Alevi gibi de değil. Evet. O şekilde bile değil. Yani şimdi Fenerbahçe'ye geldiğiniz zaman Fenerbahçe size bir şey vermeyecek. Siz Fenerbahçe'ye bir şey vereceksiniz. Geldiğiniz zaman da vermediğiniz takdirde haliyle gözden de düşüyorsunuz. Bunu kendisine bağlaması lazım. Yani kulüple veya Fenerbahçe'yle, hocayla falan alakası yok. Önünüzdeki arkadaşlarınız sizin üzerinizdeydi. Siz gelip onları geçemediniz. Transfer nedir? Aldığınız oyuncular sizin üzerinizde olması lazım. Cengiz de o şekilde düşünüldü transfer edildi ama maalesef gerek sakatlıklardan dolayı, gerek de kendisinden de kaynaklanıyor. Yani kulüple, takımla alakası olmayan bir şey. Böyle de olunca tabii ister istemez hocalar sizi kadronun dışına itebiliyorlar. Dışarıda kalabiliyorsunuz. Burada daha ilk maçta böyleyse demek oluyor ki Cengiz Fenerbahçe'ye veda edecek düşüncesi. Biz tabii Cengiz'i daha farklı, daha faydalı olarak görmek isterdik. Bu kadar yatırım yaptığınız zaman bir oyuncunun size faydalı olması gerekiyor. Olmayınca da kulüpler sizin gözünüzü yaşına bakmıyor yani. Oyuncular da farklı. Bir sürü oyuncu bulabiliyorsunuz. Size de kulüp var. Takıma da Fenerbahçe'de oyuncu çok var. Onun için ben çok fazla şöyle söyleyeyim. Eyvah denilecek bir konumda değil şu anda. Maalesef bu kendinden kaynaklanıyor. Tekrar söylüyorum, Fenerbahçe kulübünden değil. Demek ki kendisi buraya bir şey vermedi. Çok fazla çalışsanız kimse size forma vermemezlik yapmaz. Çünkü yanınızdaki sizin mevkinizde oynayan arkadaşlar hep sizin üzerinizdedir. Daha fazla performans sarf ettiler. Yapacak bir şey yok. O tarafı dolu zaten Fenerbahçe'nin. Şimdi bak, Tadiç orada oynatmaya çalışıyor. İrfan zaten var. Her türlü bunlarda bir sıkıntı yaşadığınız zaman Samuel'i oynatırsın geçici olarak. Maxim de yine kanatta. Maxi de o tarafta oynar. Evet. Arkanızda... Bu arada Bright Osay Samuel'i izleyenlerimiz de yanlış anlamasınlar, tekrarlayalım. Biz değil, forvet hattına teknik direktör Rün yazdığını da özellikle ifade edelim. Doğrudur, Mourinho yapabilir. Çünkü o zaten o potansiyel. O potansiyel orası onun. Devşirme olmuştur bu tarafa. Başarılı olmuş mudur? Evet. Nereden kaynaklanmıştır? Çok enerjik olması, güçlü olması, çabuk olması. Onun orada da o gediği kapattı. Ama öbür tarafta da size başarılı olur. Arkasında Mert'i oynatırsınız. Evet. O koridoru her türlü bağlıyorsunuz. Yani Fenerbahçe'de o kadar, dün de yayında anlattı, o kadar çok variabil bir kadro var ki. Her mevkilerin hepsi ikişer, bazı mevkiler üçer dolu. Şimdi müdafaanıza bakın, yani stoper hattınıza bakın. Çağları da aldınız. Çağları ne dersiniz ya? İngiltere'de Premier Lig'de top oynamış, Bundesliga'da top oynamış. Atletico Madrid'e gitmiş. Atletico Madrid bir stoper alması için önce o tesisattan geçmesi lazım hocanın. Çünkü müdafaa oynamasını çok iyi bilen bir hocanın takımına gidiyorsunuz. Yani böyle bir oyuncuları
Kadro çok geniş. Sen bir saydın unuttum ben kimler olduğunu. Ve bakalım bu geniş kadroyu nasıl kullanılacak Mourinho? Yani burada Cengiz'in dışarıda kalması, Osay Samuel'in daha ileride kafasında kurgulaması belki de Cengiz'i dışarıda bırakan nokta oldu. Ama bu sezon görünen o ki çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Evet, yani bu farkını bence oyuncu istikrarında da gösterecek gibi gözüküyor Fenerbahçe. Daha profesyonel bir şekilde bir çalışma düzeninde olduklarını görüyoruz, duyuyoruz. Bu nedir? Geçtiğimiz sezonun çok fazla sakatlanmalarının da etkisiyle birlikte istikrarsız kadro yapısına sahip olan bir Fenerbahçe vardı. Bu sezon daha fazla kadrosunu rahatlıkla sayabildiğimiz bir Fenerbahçe'ye doğru geçiyor gibi gözüküyor. Bir diğeri Mourinho'nun teknik direktörlük konusundaki geçmiş tecrübelerinde ben sadece şunu oynatırım tarzından ziyade lige göre, takıma göre bir formasyonu rahatlıkla benimsiyor olması önemliydi. Nedir bu? İşte kimi zaman tabiri vardır işte savunmada kalenin önüne otobüs çekmek diye. Bunu da yaptı. Kimi zaman çok net bir şekilde hücum futbolunu oynayan bir görüntüyü de ortaya koydu. Chelsea'de bunu yaptı, Roma'da da bunu yaptı. Muhtemelen Fenerbahçe'de de biz bu oyunun iki yönünü de çok rahatlıkla göreceğiz. Bunu görmemiz için de zaten işte zaman zaman Osayi'yi önde görmemiz gerekiyor. Zaman zaman geride de göreceğiz. Kimi zaman Fenerbahçe üçlü göreceğiz muhtemelen. Gidişat onu da gösteriyor. Kimi zaman beşli savunmayı da göreceğiz ve Mourinho bunu yaptığı için de muhtemelen İsmail Kartal'a göre daha şanslı olacak. Çünkü İsmail Kartal hangi maça beşli çıksa Fenerbahçe beşli savunma mı yapar diye eleştirilecekken Mourinho bunu yaparsa, Mourinho yapıyorsa bir bildiği vardır diyecek olan büyük bir kitle var şu an karşısında. Evet. O yüzden de böyle bir lüksü olan bir teknik direktör olduğu için de rahatlıkla Osayi'yi ileriye yazıyor, Cengiz'i kenarda bırakıyor. Maksimum muhtemelen bu maçta zaten kadroda beklemiyoruz ama rahatlıkla Mourinho olmanın verdiği marka gücüyle ve güvenle istediğini yapacak kadroda ve bence iyi bir futbol göreceğiz Fenerbahçe'de. Şimdi Mourinho'nun özellikle oyun kurgusu hocam. Az önce yani haberlerimizde de ekranlara getirdik. Teknik direktör Jose Mourinho sahada beklediği oyunu futbolcularını ezberletirken aynı zamanda sürekli geriden oyun kurmaları konusunda da uyarılarda bulunuyor şeklinde bir haberimiz de var. Farklılıklar olacak Fenerbahçe'nin oyun anlayışında, bu kaçınılmaz. Eldeki kadro buna ne kadar uygun? Bunu sormak isterim size. Zaten şimdi geriden oyunu kurmak hocayla başlayan bir şey değil, olan bir şey. Devamlı ve herkes artık onu oynamaya çalışıyor. Fenerbahçe'de geriden oyunu kuracak oyuncular çok var. Fenerbahçe geçen sezonda geriden oyunu kurarken çok çabuk çıkıyorlardı. Bilhassa ilk dönemler Bekao ve Dijiku'nun oynadığı dönemler sakatlanana kadar topu Fred'le buluşturup çabuk öne çıkma hamleleri vardı. Bu sene de onu göreceğiz. Yani zaten bekleniz çok hızlı bir bekler var. Orta sahanız sizin çok kreatif ve çok hızlı. Ön bu sefer çok fazla hızlandı ve toplar öne taşıdığınız zaman önde kalan bir pozisyonda Szymański topla ayağından kolay kolay alamıyorsunuz. Perspektif geniş, top gelmeden ne yapabileceğini biliyor. Şimdi Maxi geldi. Maxi biraz enteresandır. Ne zaman çıkaracağını bilemezsiniz. Hani bir Vakayeme olayı vardır ya, Vakayeme'de ne zaman sizde topla ayrılacağını, bu da bu tarz ama çok güçlü bir oyuncu. Yani bizim ligimiz için hakikaten çok güzel ve çok çabuk bir oyuncu. Sağ taraf yani hepsi topla birlikte çabuk oynamayı ve nerede hızlanacağını, nerede yavaşlatacağını bilen bir oyuncu potansiyeli var. Burada da zaman zaman oyun içinde de o değişiklikleri göreceğiz. Tanrı'nın söylediği gibi üçlüyü de görebiliriz, ikiliyi de görebiliriz, beşli savunmaya da geçebilir. Ve çok formatın içinde oynayabilecek bir Fenerbahçe bize çıkacak ki elindeki oyuncu kapasitesi geçen sezonda vardı bu. Her türlü dizilişi oynayabilirdin ama maalesef işte Mourinho olduğu için üçlü oynadı mı kimse sesini çıkarmaz. Bunlar olması gereken ama biz onları hep öcü gibi gördük. Şu anda daha farklı oyuncular ve herhalde daha biraz daha değişik olacak. Santrafor bölgesini çok doldurdular. Yani hepsi de golcü oyuncular. Ve ceza sahasında ve sadece kalan değil, topla birlikte dönerek oynamasını bilen oyunculara sahipler. Kalçalarını çok iyi kullanıyorlar, vücudunu çok iyi kullanabiliyorlar, vuruşları iyi. Yani komple bir takım. Ne oldu? Eksik bölgelerini, yamalarını yaptılar. Şimdi bekleyeceğiz. Ne diyorlar? Fred'in yanına bir tane daha alacağız. Fred'in yanına hocam. Öyle birisini bekliyorlar.